Herkese merhabalar. Bugün sizlere Banggood'dan gelen en son aldığım makyaj malzemelerimi göstereceğim. Yani kozmetik ürünlerimi. Daha önce bir kısım alışveriş yapmıştım. Onları da göstermiştim. Videosuna yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bugünkü alışverişim Banggood'dan. Neler aldığımı şimdi size gösteriyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Burada bir kaş boyama kalemi denir. Kaş boyama kiti var arkadaşlar. Şöyle ben bunu aslında bayağı bir araştırdım. Çünkü çok fazla çeşit var gerçekten. Bu kaş boyama kitini 40 TL'ye aldım Banggood'dan. Ama bence en hani kullanılabiliri, yani kullanılabilirliği en iyi olan, en kolay olan bu gibime geldi benim. Şimdi şöyle iki tane fırçası var. Bakın gösteriyorum. Görünüyordur umarım. Bir tanesi böyle küt uçlu. Diğeri de böyle ince uçlu. Siz tercihinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Benim aldığım renk black brown aslında. Yani hem siyah hem kahverengi. Zaten ben koyu tenli hani koyu kaşlara sahip olan bir insan olduğum için şu şekilde şuradan basıyoruz. Bakın hatta bir damla basacağım şöyle sizin için. Allah basamıyorum. Açılmadım acaba ürün. Ne yaptım ben? Bir saniye. Tamam. Şimdi basıldı. Şu anda basmayı becerdim. Şurada şöyle göstermek istiyorum hemen çok hafifçe size. Renk olarak bu. Ama bunu siz fırça yardımıyla çok hafif şekilde sürerseniz gayet güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi araştırdım. Diğer modeller bana çok mantıklı gelmedi. Direkt sürülenler falan, kontür gibi olanlar vardı. Bu bana neden mantıklı geldi? Ben çok aşırı boyamayı sevmediğim için bununla istediğim kadar boyayabileceğim. Bu şekilde. Gayet de bayağı uzun süre gideceği benziyor. Sonra diğer bir aldığım ürün. Şurada maskara aldım arkadaşlar. Yani rimel. Bu aldığım rimelin fiyatı 45 TL. Bu 40 TL'ydi kaş kalemi. Bu da 45 TL rimel. Suya dayanıklı bir rimel ve gerçekten çok güzel gözüküyordu. Ben curling modelini aldım. Fırçasını seçtim aslında. Fırça modellerini falan linkte görebilirsiniz. Aşağıya bütün ürünlerin linklerini ekleyeceğim. Bakın fırçası bu arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu fırçayı tercih ettim çünkü hem kıvrık hem de kalın kirpiklerimin olmasını istediğim için bu model bana uygun geldi. Sonra bir diğer aldığım şey, pudraya ihtiyacım vardı. Daha önce hiç pudra kullanmıyordum aslında ben ama artık kullanmaya karar verdim. Bu pudra 78 TL. Şöyle bir pudra, transparan arkadaşlar ve şöyle göstereceğim bir saniye size. Yumuşak bir pudra. Açamadım ben bunu. Wow. Kutusu çok güzel değil mi? Bakın şurada bir jelatini var. Bir saniye. Öncelikle bunu çekiyorum. Evet. Elime yapıştı jelatini. Şöyle şuradan bir göstermek istiyorum ürünü size. Şimdi de açıp göstereceğim. Bakalım şuradan açılıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar transparan bir pudra. Zaten söylemiştim size. Umarım net gözükmüştür. Şimdi bakıyorum. Ben de beğendim gerçekten. Üzerinde de ayna varmış. Hoş, güzel, sevdim. Transparan bir pudra niçin lazım? Waterproof, bakın uzun süre kalıcı, renk olayı kolay diyor ve suya dayanıklı diyor. Bunun amacı zaten yüzünüzdeki yağlanmayı vesaire önlemek. Çok fazla pudra kullanan bir insan değilim ama deneyeceğim bu dakika. Sonra bir diğer ürünün takma tırnak yine. Bunu açmama gerek yok bende. Şuradan şöyle göstermek istiyorum size, net bir şekilde görünüyordur umarım. Bu rengi tercih ettim. Ya bayağı bir takma tırnağım oldu şu anda aslında. Banggood'dan da aldım. Nitik'ten de aldım. Gratis'ten de aldım. Şimdi asıl en çok bayılarak aldığım takma tırnağı göstereceğim size. Bu Banggood'dan geldi. Şöyle göstereceğim. O kadar tatlı ki çok sevdim. Bildiğiniz böyle... yine açılmıyor. Yine açılmıyor. Neden bu ürünleri açılmayanından yapmışlar? Gerçekten anlamıyorum ya. Of. Açacağım. Açtım. Birazcık deforme oldu ama artık yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Bu tırnak. Bu arada bir saniye. Ben şu pudranın fiyatını söyledim size bilmiyorum. Söyledim 78 TL. Özür dilerim. Bu pembe tırnak da 33 TL. Bu bence çok uygun. Nasıl kullanılacağı falan da yazıyor. Ama en çok neyini sevdim onu göstereceğim. Şu ortasındaki markayı yırtıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Bakar mısınız şu tatlılığa? Görebildiniz mi? Renklerine bayıldım. Resmen böyle şeker gibi tırnaklar, pembe pembe. O yüzden bayıldım buna. Çok sevdim gerçekten. Bunu çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Çok aşırı da uzun değiller ayrıca. Şimdi son olarak aldığım bir ürün daha var. Onu da göstereceğim arkadaşlar size. Bu göz kremi arkadaşlar 106 TL. Neden aldım bunu? Ginseng. Evet, ginsengli ve... söyleyemiyorum ismini. Hyaluronik
Hyaluronik asit mi ne diyorlar Türkçe'de. Bunu içeriyor. Tamamen yenileme özelliği var ve eye krem, göz kremi arkadaşlar. Bakın şimdi açacağım, size de göstereceğim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı çünkü göz altları için gerçekten, özellikle morluklar için falan çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamen jelatinli ben açtım gördüğünüz gibi. Vaa, böyle açılıyormuş. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi paketlemesi? Çok beğendim. Gerçekten çok hoş. Şimdi buradan bunu çıkaracağım ben bir. Böyle gerçekten güzel paketlenen ürünleri çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir işe yarayacağından değil ama ne bileyim, seviyorum yani. Bakar mısınız? Buradan açıp gözünüze geceleri uyumadan önce sürebiliyorsunuz. Ben de süreceğim. Umarım etkili olur. Bakın buradan da şey yapmışlar. Şurayı görebildiğiniz mi bilmiyorum. Bitip bitmemesiyle ilgili. Hani azaldıkça buradan bittiğini görebileceğim. Gerçekten çok güzel bir krem olduğunu düşünüyorum. Yine araştırarak aldım. Emin olabilirsiniz. Burada içinde de kağıtları falan var. İşte şey, ne denir? İçindekiler veya işte detaylarını, özelliklerini falan anlatan bir kağıdı var içerisinde. Şöyle İngilizce yazıyor zaten bu tarafında. Bu şekilde aldığım ürünler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen videomu beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi bana yazarsanız çok sevinirim. Daha önümüzde çok fazla alışveriş videosu olacak inşallah. Çok güzel şeyler yapacağız beraber. Bu arada bugünkü makyajım da en son yaptığım alışverişten gelen ürünlerle yaptım. Umarım onu da beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince böyle makyaj konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok yetenekli falan değildim. Yavaş yavaş öğreniyorum her şeyi. Bu şekilde. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.